Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala رسولuna Muhammed ve âli ve ashhabi ecmaîn. ı Mekke'nin 3. Sifri, 15. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 17. bölüm. Kevni ilimlerin değişmesinin bilinmesi ve temel ilimler hakkında bazı noktalar. Yaratıkların kem ilimleri bir şekilde değişir. Hakkın ilminin ise yok olması umulmaz. Hepsini olumlar ve olumsuzlarız. Onların değeri hakkında hallere göre hüküm veririz. İlahi, sizi sizden başkası nasıl bilebilir? Senin gibi mübarek ve münezzeh bir zatı. İlahi, sizi sizden başkası nasıl bilebilir? Acaba sizin için örnek olacak bir başkası mı var ki? Delil olmadan her kim yolu talep ederse, ilahi, imkansızı talep etmiştir kuşkusuz. İlahi kalpler sizi nasıl talep eder? Nasıl sana ulaşmak ve aşina olmayı umar? İlahi sizi sizden başkası nasıl bilebilir ki? Sizden başka bir şey var mı? Hayır, hayır, hayır. İlahi gözler sizi nasıl görebilir ki? Sen ne aydınlıksın ne karanlık. İlahi kendimi sizden başkası görmüyorum. Nasıl olur da imkansız bir şeyi ya da sapkınlığı görebilirim. İlahi sen sensin benim varlığım ise senin benliğinden bir hediye ister. Benim nezdimde varlığımdan olan bir yoksunluk var. Senin zenginliğinden doğmuş ve hal olmuş. Beni ishal etsin diye ona ulaştırdı. Ondan başkası beni görmedi ve ben nimet oldum. Suyu isteyerek seraba yönelen kimse Onunla hayatın kaynağını soğuk su gibi görür. Ben benzerim olmayan oluşum ya ben kimim? Onun benzerleri kabul eden benzeri. Bu en garip şeylerdendir. Bakınız. Belki de sen onun benzerini imkansız görürsün. Oluşta tek varlıktan başkası yoktur. Karşı konulmaktan veya ulaşılmaktan münezzeh. Alem sürekli başkalaşma içindedir. Allah sana yardım etsin bilmelisin ki alemdeki her şey bir halden başka bir hale geçer. Zaman alemi her anda nefesler alemi her nefeste ve tecelli alemi her tecellide bir halden bir başka hale geçer. Bunun nedeni o her gün bir iştedir ayetidir. Bu ayet ey insan ve cin sizin için boş olacağız ayetiyle desteklenir. Her insan kalbinde hareket ve duruşlarında düşüncelerin değiştiğini gözler. Yukarı ve aşağı alemde meydana gelen her değişim o varlığa dönük özel bir tecelliyle gerçekleşen ilahi yönelişten kaynaklanır. Söz konusu şeyin o tecelli yönünden hakka dayanması kendi hakikatinin gereğine göredir. Kevni bilgilerin bir kısmı var olanlardan elde edilen ilimlerdir. Onların bilinenleri de var olanlardır bir kısmı ise yine var olanlardan elde edilen ilimlerdir. Fakat bilinenleri nispetlerdir. Nispetler var olan şeyler değildir. Bir kısmı ise var olanlardan elde edildiği halde bilineni hakkın zatıdır. Bir kısmı haktan elde edilen ilimlerdir ki bilinenleri var olanlardır. Bir kısmı ise nispetlerden elde edilip bilinenleri var olanlar olan ilimlerdir. Bütün bunlar kevni ilimler diye isimlendirilir. Söz konusu ilimler, bilinenlerin kendi hallerindeki değişmeleri nedeniyle başkalaşır ve yer değiştirir. İlimlerin intikal yani yer değiştirme tarzı şöyledir. İnsan bir varlığın bilgisini kendiliğinden öğrenmek veya öğrenmek istediği şeye herhangi bir var olanı delil yapmak ister. Öğrenmek istediği şeyi öğrenince o şey hakkındaki doğru yorum görünür. Fakat bu yön o kişinin elde etmek istediği yön değildir. Bunun üzerine araştırmacı o yönle ilgilenir ve ilk amacını bırakarak söz konusu yönün verisini aramaya geçer. Araştırmacıların bir kısmı bu durumu bilir, bir kısmının ise durumu böyleyken hangi ilinden ayrılıp hangi ilme yöneldiğinin farkında değildir. Bu konuda tasavvuf ehlinden bazıları sürçmüş ve şöyle demiştir. 40 gün aynı halde kaldığını gördüğünüz bir insanın iki yüzlü olduğunu biliniz. Acaba hakikatler iki nefes ya da iki andan birinin aynı kalmasına imkan verir mi? Böyle bir durumda uluhiyet ve uluhiyet o şey hakkında işlevsiz kalırdı. Bu ise düşünülemeyecek bir iştir. Şu var ki bu Arif intikal ile neyin kastedildiğini anlamamıştır. İntikal yani yer değiştirme benzerlerde olabilir. İnsan her nefeste bir şeyden o şeyin benzerine yer değiştirir ve geçer. İnsanın zannına göre ilk hal değişmediği için suret onu şaşırtır. Nitekim şöyle denilir. Falanca gün boyu sürekli yürüdü ve hiç oturmadı. Halbuki yürümek pek çok hareket et demektir. Üstelik hiçbir hareket diğer hareketin aynı değil bilakis onun benzeridir. Hareketin değişmesiyle senin bilgin de değişir. Halbuki böyle söyleyen kimse şunu iddia etmiş gibidir. Onun hali değişmemiştir. Aslında onun nice halleri değişmiştir. Fasıl İlahi ilimlerin intikali Ebul Maali İmamül Harameyn'in El Cüveyni'nin istirsal yani sarkma uzama Muhammed bin Ömer El Hatib Er Razi'nin taallukat yani ilgiler taalluklar diye dediği şeydir. Bizim yolumuzdan derin bilgi sahipleri ise intikal bulunduğunu kabul etmez. Çünkü şeyler hakkın nezdinde görülür. Halleri ve hakikatleri bilinir. Sonsuza dek dış varlıkları buradaki suretlerine göre ve onlardan oluşur. Dolayısıyla İbnül Hatib'in iddia ettiği taalluk söz konusu olmadığı gibi İmamül Harameyn'in Allah hepsinden razı olsun ileri sürdüğü istirsal de söz konusu değildir. Sayh akıl kanıtı vardığımız görüşü verir. Bu görüş Allah ehlinin zikredip bizim de katıldığımız ve aklın yeteneğinin ardındaki bir yerden keşfin verdiği hükümdür. Öyleyse hepsi doğru söylemektedir ve her güç kendisine göre bilgi verir. Allah hakikatleri var ettiğinde hiç kuşkusuz kendisi için değil onlar için var etmiştir. Onlar mekan ve zamanları değişse bile halleri üzere bulunur. Allah hakikat ve hallerinden peş peşe ve ardışık olarak sonsuza değin şeyleri kendilerini açar. Bununla birlikte Allah'a göre iş tektir. Nitekim bir ayette şöyle buyurur: "Bizim işimiz göz açıp kapatmak gibi tek bir iştir. Çokluk sayılanlardadır." Bu durum bizde bir vakit meydana gelmiş ve bir bozulma olmamıştı. Bize göre çoklukta da iş tektir. Hiçbir zaman kaybolmamış ve silinmemiştir. Bunu zevk yoluyla öğrenen herkes böyle görmüştür. Şeylerin hakikatleri farklı hallere sahip bir adama benzer. Söz konusu kişi için her durumda bulunacağı ayrı bir suret tasvir edilir. Her şahıs böyledir. Seninle bu suretler arasına perde konulmuş, ardından onlar sana açılmıştır. Sen de suret sahibi olanlardan birisin. Perdenin kalkış esnasında ise bütün suretleri tek bakışla algılarsın. Hak bu mertebede o hakikatler nedeniyle suretlerden perdelenmez. Onları açar ve kendilerine bir varlık hali giydirir. Böylece suret ebedi olarak bulunduğu hal üzere kendini görür. Hakk'ın bakışında geçmiş ya da gelecek zaman yoktur. Bütün durumlar suretlerin çokluğuyla birlikte kendi mertebelerinde Hak tarafından bilinir. Onların mertebeleri sonluluk ile nitelenmez, sınırlanmaz ve duracakları bir sınırları yoktur. Hak Teala'nın alemi ve bütün mümkünleri yokluk ve varoluş hallerinde idraki böyledir. Böylece onlarda haller bilgilerinde değil, her şeyin hayalinde çeşitlenir. Hakkın onların hallerine böyle ortaya çıkarmasından sahip olmadıkları bir hali değil, sahip olmadıkları bir bilgiyi kazanırlar. Bunu iyice öğren. Çünkü o gizli ve kapalı bir meseledir ve kader sırrı ile ilgilidir. Arkadaşlarımız arasından bu meseleyi bilenler azdır. Bilgimizin Allah'a taalluku iki kısımdır. Birincisi ilahi zatı bilmektir. Bu bilme müşahade ve görmeye dayanır fakat ihata söz konusu değildir. İkincisi onun ilah olduğunu bilmektir. Bu bilgi ise iki duruma ya da o iki şeyden birine dayanır. Birincisi hakkın bilgiyi vermesi, diğeri araştırma yöntemi varımdır. İkincisi kazanılmış bilgidir. Hakkın fiillerinde seçen olduğunun bilinmesine gelirsek meşiyetin mutlak birliği seçimle çelişir. Kendisiyle nitelendiğinde seçimin hakka nispeti hakkın bulunduğu hal yönünden değil, mümkünün hali yönünden olabilir. Allah şöyle buyurur: Benden kesin söz çıkmıştır. Başka bir ayette ise azap kelimesinin hakkında gerçekleştiği kimse veya benim katımda söz değiştirilmez buyurmuştur. Bu ayetin tamamlandığı ifade ne kadar hoştur. Ben kullarıma zulmedici değilim. Allah kader sırrına dikkat çekmiş ve o sır sayesinde yaratıklarına karşı kesin kanıt yani burhana Allah'a ait olmuştur. Hakkın mertebesine layık olan budur oluşa dönen yönü ise isteseydik her nefse hidayetini verirdik ifadesidir. Bunun anlamı istemedik demektir. Fakat bu ifade anlatım içindir. Çünkü mümkün hakikati bakımından hidayet ve sapkınlığı kabul edicidir. Şu halde mümkün bölünme yeridir ve bölünme onda gerçekleşir. Gerçekte ise mümkün de Allah'a ait olan tek bir iştir ki o da mümkün oluşu bakımından Allah katında biliniyor olmasıdır. Mesele İhtira teriminin lafzı anlamı, lafzi anlamı dışta örneğin bulunmayışıdır. Hak tarafından sürekli görülen ve bilinen bir durumda ihtira nasıl geçerli olabilir? Bu meseleyi El Marifet isimli kitabımızda Allah'ın şeyleri bilmesiyle ilgili ortaya ilgili olarak ortaya koyduk. Mesele, ilahi isimler tek hakikate dönen nispet ve izafetlerdir. Burada Allah'a dair bilgisi olmayan kimi akılcıların zannettiği gibi hakikatlerin hakta bulunması sebebiyle bir çokluk söz konusu değildir. Sıfatlar zat üzerine ilave hakikatler olup Allah ancak onlar sayesinde ilah olabilseydi uluhiyet onların nedenlisi olurdu. Bunu böyle farz ettiğimizde ise sıfatlar ya ilahın aynısıdır. Zira bir şey kendisinin nedeni olamaz ya da aynısı değildir. Allah kendisinin aynı olmayan bir nedenin nedenlisi olamaz. Çünkü neden mertebe bakımından nedenliden öncedir. Buradan ise nedenli olması bakımından ilah Teala'nın nedeni olan bu ilave hakikatlere muhtaç olduğu sonucu zorunlu olarak çıkardı. Böyle bir şeyse imkansızdır. Nedenlinin iki nedeni olamaz. Halbuki bu varsayıma göre ilahi isim ve sıfatlar çoktur ve ancak onlar sayesinde ilah, ilah olabilmektedir. Bu durumda isim ve sıfatların onun zatı üzerinde ilave hakikatler olması geçersiz olmuştur. Allah zalimlerin söylediklerinden yüce ve münezzehtir. Mesele Aynadaki suret berzahi bir bedendir. Bu durum dıştaki surete uygun düştüğünde uyuyanın gördüğü surete benzer. Aynı şekilde ölü ve keşif sahibi de böyledir. Aynanın sureti aynı özel bir şekle ve belirli bir cisimsel büyüklüğe sahip olduğunda ara bölgenin verdiği en doğru şeydir. Ayna belirttiğimiz özellikle değilse verdiği şeyler de doğru değil. Bilakis konum ve yapısının özelliğine göre kısmen doğru olabilir. Aynaların şekilleri değişiktir. Dolayısıyla onlarda görünen suretler de farklı farklıdır. Bazılarının zannettiği gibi bakmak yansımaya bağlı olsaydı büyüklük ve küçüklüğü bakımından görülen şeyler bulundukları hale göre algılanırdı. Cilalanmış küçük bir cisimde gerçekte büyük bir sureti küçük görürüz. Büyük cilalı bir cisim sureti görüne, görenin gözünde büyüktür, büyütür ve onu kendi ölçüsünde çıkarır. Geniş, uzun ve dalgalı ölçülerdeki aynalarda da durum böyledir. Öyleyse bunu gerektiren şey yansımalar değildir. Bu durumda ancak şunu söyleyebiliriz. Cilalanmış cisim ara bölge suretlerini veren durumlardan biridir. Bu nedenle onlarda görme ancak duyulur şeylere taalluk eder. Çünkü hayal ancak duyulur sureti olan ya da duyulur parçalardan meydana gelmiş bir şeyi tutabilir. Parçaları ise musavvire gücü birleştirir. Böylece dışta varlığı olmayan fakat gören için duyulur bir şeyin oluştuğu belirli parçalar olarak bulunan bir suret oluşturur. Mesele Mevcutlar içinde ortaya çıkmış yaratılışı bakımından en yatkin varlık herkese göre insandır. Çünkü hayvan insan değil İnsanı kamil yani yetkin insan ilahi surete göre var oldu. Yetkinlik o ilahi surete aittir. Fakat buradan insanın sadece Allah katında en üstün varlık olduğu sonucu çıkmaz. Binaenaleyh'in insan bütünü bakımından en yetkin varlıktır. Bu görüşe karşı çıkanlar şöyle iddia edebilir. Allah şöyle der. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmez. Burada daha büyük ifadesiyle cisimsel büyüklük değil, anlam büyüklüğünün kastedildiği açıktır. Bu itiraza şöyle yanıt verebiliriz. Haklısınız. Fakat kim gökler ve yer ruhani bakımdan insandan daha büyüktür diye iddia edebilir ki? Cisimlerine özgü özel yapılarını dikkate aldığımızda tekil anlam yönünden her birinin gösterdiği şey itibariyle göklerin ve yerin anlamı İnsanın bütününden değil, cisminden daha büyük olabilir. Bu nedenle, yeryüzünde türeyenler ve oluşanların dış varlıkları göklerin ve yerin hareketlerinden meydana çıkar. Bu meyanda, cismi yönünden insan da türeyenlerden biridir. Halbuki insandan bir şey meydana gelmez. Unsurların doğası da söz konusu şeylerden biridir. Bu nedenle gökler ve yer insanın yaratılışından daha büyüktür. Çünkü onlar insan için adeta ana baba mesabesindedir. O gök ve yer arasında inen emirden meydana gelir. Halbuki biz insanı kamil yani yetkin insan üzerinde düşünmekteyiz. İnsanı kamilin en yetkin varlık olduğunu söylüyoruz. Allah katında en üstün varlık oluşunun bilgisi ise sadece Allah'a ait olabilir. Çünkü yaratılmış yaratanın nefsinde bulunan şeyi ancak onun bildirmesiyle öğrenebilir. Mesela Hak Teala'nın nefsine ait subuti yani olumlu tek bir sıfatı vardır. Onun iki veya ikiden fazla sıfatı olması mümkün değildir. Öyle olsaydı zatının o ikisinden veya daha fazla ise onlardan oluşması gerekirdi. Allah hakkında bileşiklik imkansızdır. Öyleyse bir sıfata ilave subuti sıfat kabul etmek mümkün değildir. Mesele, sıfatlar nispet ve izafetlerdir. Onlar ise var olmayan durumlardır. Ortada her bakımdan bir olan tek zat vardır. Bu nedenle işin sonunda kulların rahmete mazhar olması ve onların hakkında rahmetten yoksunluğun sonsuza dek sürmemesi caizdir. Çünkü Allah böyle bir şeye zorlayacak kimse yoktur. isim ve sıfatlar ise şeyler hakkında Allah üzerinde herhangi bir hükmü zorunlu kılacak varlıklar değildir. Binaenaleyh ilahi rahmetin bütün şeyleri kapsamasına hiçbir engel yoktur. Özellikle de Allah'ın rahmetinin gazabını geçtiği bildirilmiştir. Gazap rahmette sonlandığında daha önce belirttiğimiz şekilde artık hüküm rahmete aittir. Bu nedenle Allah -u Teala şöyle buyurur. Allah dileseydi insanların hepsini doğru yola ulaştırırdı. Dilemenin hükmü dünyada yükümlü tutmaya yani teklife bağlandı. Ahirette hüküm dilediğini yapar ayetine aittir. Allah'ın cehennemlikler ya da alemdeki herhangi bir kişi için azabın daimi olmasından başka bir şey dilemediğine, azabın zorunlu olduğuna kim kanıt getirebilir ki? Öyle olsaydı el muazzib yani azap eden, el mübli yani bela veren, el muntakim intikam alan isimlerin hükümlerinin kendi başlarına geçerli olması gerekirdi. Halbuki el mübli ve benzeri isimler gerçekte var olan bir şey değil, bir nispetle izafettir. Var olan bir zat, var olmayan bir şeyin hükmünün altında nasıl bulunabilir ki? Öyleyse dileseydi veya dileseydik gibi bütün ifadeler bu esastan kaynaklanır. O halde mutlaklık Allah'a aittir. Başvurulan hiçbir nas yoktur ki nimetin sürekliliği gibi azabın sürekli olduğuyla ilgili bir yorum taşısın. Şu halde geride ancak olabilirlik kalır. Allah dünya ve ahiretin Rahmanıdır. İşaret ettiğimiz hususu anladığında kuşkun azalır hatta bütünüyle ortadan kalkar. Mesela Allah hakkında caiz deyimini kullanmak Allah'a karşı saygısızlıktır. Caiz mümkün hakkında kullanıldığında maksat gerçekleşebilir ki mümkün buna daha uygundur. Çünkü Allah hakkında böyle bir kullanımı şeriat dile getirmediği gibi akıl da ona delalet etmez. Anla bu kadar yeterlidir. Çünkü ilahi ilim tüketilemeyecek kadar geniştir. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır.